Kolay gelsin Elif. Teşekkür ederim Dışses. Nihayet Türk kahvesi içebileceğiz galiba. Evet, herkes farklı yapınca ben de gerçekten 40 yılın hatırını bugün yapmak istedim. Elif, az önce burada bir şey gördüm ve tek kelimeyle şoke oldum. Evet Dışses, bekliyordum senin bu yorumunu. Ama aslında bu benim fikrim değil, birazcık eşimin fikri. Olsun, bugün kızlardan büyük bir yorum bekliyorum. İzleyicilerimiz eminim şu an neden bahsettiğimizi merak ediyor. Şoke olma sebebimi sen açıkla lütfen. Siyah avize. Yani şöyle söyleyeyim, ben siyah, evet, avizelerde sevmiyorum ama mutfağıma siyah almak zorunda kaldık. Eşimin kararı, çünkü çok araştırdık, ettik. Eşim de dedi ki artık yeter, ben alıyorum, sen de karışmıyorsun dedi ve gitti bunu aldı. Ben de bir şey diyemedim, kızlardan bundan çok büyük bir yorum gelecek ama işte elimde olan bir şey değildi ya, öyle söyleyeyim. İstersen gelinler gelmeden sökmene yardım edebilirim. Sökelim, sonra geri takacağız ama. Günlerdir rakiplerinin siyah avizelerine laf ettin, unutma. Yerinde olsam sökerdim. Olsun. Ne olsun, belki bunun içindir, yorumlar güzeldir, bize de yorum yapsınlar. Bence yorum yapacak sadece bunu bulacakları için, sıkıntı yapmıyorum bence Dışses. İki gündür siyah avizeleri eleştirip evinde kullanarak kendinle çelişmiş olmadın mı peki? Bence kendimle çelişmiyorum, sadece eşimin fikrine saygı duydum. Onda da bir şey yemiyorum, kızlar da zaten sadece ona yorum yapacakları için, hiç sıkıntı yapmıyorum Dışses. Korkma bu kadar. Gelinler yorumlara başlayınca bu sözünü hatırlatacağım sana. Neyse, ben içeri gidiyorum. Evet, sen bence içeri git, ben de sunumlukları getireyim Dışses. Ellerine sağlık. Beyaz beyaz, değil mi? Tabii. Evet, çok şık. Ama nedense kahvemizin hiç köpüğü yok. Nerede bunun köpüğü Elifciğim? İşte maalesef aksilikler, normalde çok köpüklü yaparım ama aksiliklerden sebep makinem o sorun senin çıkartıyor. O yüzden heyecandan kendiminkini de oraya koydum. Ne kadar bankörsün. Döktüm, kısmetim gitti, gördün mü? Kısmeti taştı. Hep evet. Olumlu. Hep pozitif şeyler konuşalım. Kısmetim gitti değil, kısmetim taştı. Evet. Aynen. Hep o kısmet değil mi? Acı olmuş biraz tatlı bir şeyler. Geldim, tatlıyı da sordunuz. Kahve çikolatasız ve lokumsuz, şeysiz yenmez derler. Şöyle vereyim. Makinamda bir sorun yaşadığım için birazcık köpüksüz oldu. Bu makine kahvesi mi? Evet. Cezve değil yani. Cezve değil. Ah, o porselen cezvelerde yapacaktın ki. İşte. Sen köpüğü gör. Sen bir akşam bana gel, ben sana onlarda rahatça yaparım. Geleyim, ben geleyim. Kızları da alayım mı? Gelsinler. Gelin. Gerek yok diye gibi baktı. Hiç kendimizi istemiyor onları gibi cevap verdi ama. Bundan sonra görmek istemiyorum onları der gibi baktı. Sen biraz önce acı kahve mi demiştin? Evet, acı geldi ama tatlıyı da düşünmüş getirmiş şimdi. Ama acı yiyelim. Kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Kahveleri boşuna mı yaptım kızlar? Onu ya, değil mi? Baş üstüsünüz lütfen. Neredeler? Başımızın üstündeler, hani misafiri derler ya. Atasözleri evet. Ve deyimler. Çok güzel. Dur, şu cümlemiz bizim yarım kaldı. Siz geldiniz o esnada. Eşin görev için şehir dışında. Eşin nerede şu anda? Şart görevinde, doğuda. Ha, doğuda. Doğuda. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük fedakarlık. Tabii. Hem eşi için hem senin için tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Demek nasıl bir aşkla bağlıysan Elifciğim. Vallahi çok göreceğiz, seviyorum. Anlatacaksın evet. Birazdan bize. Ama eşinin ailesi burada yaşıyormuş ve ona çok desteklermiş. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Evet, anlaşabiliyor musunuz eşinin ailesiyle? Evet, hiçbir sorunumuz yok. Sürekli iç içesiniz ya. Evet, ya hani görümcemi kardeşim gibi, hani kayınvalidemi de gerçekten annem gibi görüyorum. Çok hani güzel. Daha bir aylık evli olduğun için olabilir mi bu arada? Bir aylık evliyim ama iki senedir beraberiz. Hani iki senedir iç içeyiz, onlarla da öyleyiz. Yakın mı oturuyorlar? Buraya çok yakın değil ama çok uzakta değil. Yani öyle çok uzak. Peki yok. Senin ailen gelip gidiyor mu sana? Tabii ki de, bizimkiler de beni yalnız bırakmıyor. Peki aileler anlaşıyor mu? Mesela kayınvalidem annemi çok sever. Çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel, evet. Nefret. Çok sever. Annem de öyle mesela. Mesela sen İstanbul'a gidip kaldın mı annenin yanında? Tabii canım. Geçen hafta orada İstanbul'daydım. Bir hafta kaldım. Sonra geldim geri. Ne güzel. Şimdi mesela hayır annemin yanında kalacaksın sen işte yok, falan yok, öyle hani, bir kısıtlaması yok. Öyle bir şey mi? Kayınvalidem de hani zaten öyle çok
sıkmaz o konuda. Ha. Nasıl istiyorsak öyle davranıyoruz. Sağ olsun. Sorun yok orada. Şey, hoşgörü varsa evet, orada geçim olur. Evet. Evet, kahve sunumlarını nasıl bulduk peki? Bardakların birazcık eski geldi bana ama kahve sunumun güzel. Eskiler hani artık şimdi böyle daha moda oldu ya, hani böyle otantik dursun diyor. Çünkü zaten artık herkes böyle kadehler, böyle şeyler koyuyor. Ben biraz daha böyle şey yaptım, hani böyle birazcık daha güzel dursun, böyle eskiye gitsin diye uğraştım. Senin geniz etin mi var? Yok. Hani böyle buram böyle bir dolu dolu geliyor, grip falan evet, mısın? Evet, birazcık rahatsızım o yüzden öyle. Baksana bütün sinüsler minüsler dolu. Ama bu eski derken bu eski değil, bu demode demek istedim ben yani. Bardakla devam edelim. O sana ben... göre öyle, bana göre öyle değil, öyle diyelim. Tamam, peki. Ben sinüslerden de bahsediyorum. Şey, birazcık rahatsızım Aslı Hanım. Evet. İlk günden beri birazcık böyle bir öksürme, bir grip var. Şu an çok var. Daha yakınındayım herhalde, o sebeple fark ettim. Evet, böyle evet, birazcık rahatsızım. Hım 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 gibi. Hım hım. Ama rahatsız hım olmasına rağmen bizi iyi karşıladı. Canlı karşıladı. Nesrin gelin ne güzel ağzından bağ çalıyor. Böyle söylediğine çok bakmayın onun. Dün gördük. Öyle mi? Ama dün beşi verdi, ne diyorsun? Hı? Bilerek verdi zaten, rol yaptı. Beşi. İlerleyen günlerde, arkadaş takmış ilerleyen buna günlerde de görüyoruz bunu. Bugün de göreceğiz. Evet, ben bugün de göreceğiz. Peki siz nasıl buldunuz? Eve göre puan veriyorum. Güzel. Ben de sadece bunu kadeh olarak beklerdim. Ben de beğendim. Ben kahve fincanlarının fiyatını merak ediyorum. Ben onu normalde biliyorsunuz ki çok pahalı ama ben onu indirimdeyken 180 liraya aldım. Güzel. Evet, iyi. Uygun takip. Peki genelde böyle hani porselen tarzı, cam tarzı değil de şey görüyoruz, plastik veya metal görüyorduk. Bakın o beyaz porselen kullanmış. Bunu nasıl buldunuz? Güzel. Bir de kahve yanında suyun neden geldiğini biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Osmanlı'dan bugüne. Evet. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Hadi anlat o zaman. Anlat Osmanlı'dan. Anlatsana. Aynen. Şöyle, misafire bu şekilde sunum yapılıyor. Eğer misafir sudan içerse aç olduğu anlamına geliyormuş. Ona göre yemek getiriliyor. Eğer kahvesinden içerse devam ediliyor. Ona tatlısı vesaire ikram ediliyor. Allah Allah. Yani siz ne biliyordunuz? Ben başka bir şey biliyorum. Ben anlatmayayım bari. Benim gelinimin bu sözünün üstüne bir söz söyleyeyim mi efendim? Estağfurullah. Ben çok enteresan, çok değişik bir kitapta okumuştum. Osmanlı döneminde tarihte böyle hani zehirlenmeler, öldürmeler oluyormuş biliyor musun? Çok evet. Fazla. Evet. Hani o işte olmasın da ötekisi olsun falan. Çok çok eski dönemlerde. İşte bu kahvenin içinden bir damla suya damlatılıyormuş. Eğer ki suyun içinde bu kahve yeşile dönerse kahvede zehir var anlamına geliyormuş. Hmm. Evet. Ya çok enteresan değil mi? Evet. O sebeple Osmanlı'da böyle mutlaka içine damlatılırmış. Yeşile döndüyse o kahvenin içinde zehir varmış. Aman içmeyiniz. Çünkü hep kahveyle zehirlerlermiş. Yemek ve kahve. Evet. Ya öyleymiş be, enteresan değil mi? Evet. Bak bak ama seninki de çok mantıklı, beğendim. Benimki biraz halka inen bir mevzu. Çok sizinki güzel, çok mantıklı, aynı. Çok sevdim. Peki o halde bu bilgileri de aldıktan sonra biraz evimizi yorumlamaya geçelim mi? Olur. Şimdi evimizi